Selam arkadaşlar, oyuna çok büyük değişiklikler geliyor. Oyun çıktığından beri şu ana kadar gelen en büyük, en fazla değişiklikler, çok fazla dengeler değişiyor artık. Meta avantajları tamamen kaldırıyorlar. Yani oyun şunu söylüyor, artık yıllardır kullanılan avantajların aksine kurbanların ve katillerin farklı avantaj kullanmasını istiyoruz. Biraz daha oyun stilini değiştirmelerini istiyoruz. Bu yüzden çok güçlü avantajları nerflediler. Hiç kullanılmayanlarda ise çok nadir denk gelen, hatta bizim serimiz var biliyorsunuz, çok az kullanılan avantajlarla video çekiyorduk ya, o avantajların çoğunu da bufflamışlar. Şimdi gelin hızlı bir şekilde arkadaşlar, çok uzun çok hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım size fazla vaktinizi almadan. İlk olarak şundan bahsediyorlar, öğretilebilir avantajların biliyorsunuz seviye 40'a gelmeniz gerekiyordu. Öğretilebilir halini açıp diğer kurbanlarda ya da diğer katillerde o avantajı bulmak için bunu kaldırıyorlar artık. Şundan bahsediyorlar, prestiji 1'i yaptığınızda arkadaşlar bütün o katilin avantajları diğer katillerinizde de çıkıyor ama seviye 1. Sonra prestij 2 yapıyorsunuz ve prestij 3 yapıyorsunuz. Onların son seviyesi, yani prestij 3 yapmak zorundasınız ki diğer tüm katillerde anında çıksın. Şimdi mesela eskiden nasıldı? Bir avantajı kullanmak istiyorsunuz, almak istiyorsunuz mesela yoz müdahale vebanın. Önce onu bir seviye atlatmanız gerekiyordu. Onun öğretilebilir halini açıp diğer katillerin kan ağında bu sefer sıfırdan tüm katillerde, bir sürü de oyunda karakter var biliyorsunuz, hepsini tek tek böyle kan ağında dolaşıyordunuz. Milyonlarca puan dağıtıyordunuz ki yani 3-4 milyon bile kan puan dağıtıp o istediğin avantajı bulamıyordun. Gerçekten böyle bir sorun vardı. Artık bunu ortadan kaldırmışlar. Direkt bir şekilde prestij yapıyorsun. Bütün öğretilebilir avantajları şak diye açılıyor bütün katillerde. Bu gayet güzel olmuş zamandan tasarruf için. İkinci bahsettiği şey, artık reset yok diyor. Yani prestij yaptığımızda arkadaşlar eskiden hatırlıyorsunuz, eşyalar, adaklar, bütün her şeyi sıfırlıyordu karaktere. Sadece prestij kozmetiği veriyordu size. Artık bunları kapatıyor. Yani prestijlediğinizde bütün eklentileriniz, her şeyiniz kalıyor. Gayet güzel olmuş. Prestiji geliştirmişler arkadaşlar. 1, 2, 3 prestijin haricinde seviye 4, seviye 5, seviye 6 prestijlerde olacak. Burada da diyor ki karakterlere kozmetik, biliyorsunuz kanlı bir kozmetik oluyordu ya, onları getireceklerinden bahsediyor. Yani prestij 4 ve 5 ve 6'da ilk 3 prestijde skilleriniz açılıyor. Diğer prestij ilerlettiğiniz sürece tekrar eskisi gibi kanlı kozmetikler, kanlı kıyafetler açılacak. Prestij 7, 8 ve 9'da da o karakterin avantajlarını charm olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz katilken kancaya takıyorsunuz, kurbanken de beline takıyor ya kemer yerine. Onlardan bahsediyor. Sırlar mabedinde değişiyorlar arkadaşlar. İstediğiniz bir avantajı direkt bir şekilde alabiliyorsunuz ve satın aldığınızda hemen kullanıma hazır bir hale geliyor. Tüm karakterler de çıkıyor ve aynı şekilde bunu da yükseltebiliyorsunuz. Mesela tier 2'sini, seviye 2'sini ya da seviye 3'ünü de, 3'üne de arttırabiliyorsunuz. Mesela hayvani güç aldınız, tak bütün karakterlerinizde var artık hayvani güç. Bu da gayet güzel. Bunu da değiştirmeleri güzel olmuş. Bu zamandan tasarruf. Şimdi yeni başlayan oyuncular için gerçekten önemli bir şey. Yeni sistemi değiştiriyorlar arkadaşlar. Hızlı geçiyorum roları. Maç bekleme süreleri biliyorsunuz, kurbanlarda akşamları uzun sürüyor maç bulmak. Katilde de sabah ya da öğlen girerseniz bayağı bekletiyor. Ama akşam girerseniz hızlı bir şekilde buluyor. Şundan bahsediyorlar. Artık duruma göre, oyun o anki durumuna göre sana diyecek ki mesela kurban rolünü oyna ya da katil rolünü oyna. Sana ekstra %25 ile %100 arasında kan puanı bonusu da vereceğiz. Duruma göre, yani eksiye göre hemen oraya atacaklar oyuncuyu. Hızlı bir şekilde, böylelikle hiç kimse beklememiş olacak. Yani çok hızlı başlayacak oyunlar. Ve hem de karlı olacaksın. Yani daha fazla kan puanı alabileceksin. Tabii ki bunu yaparken de diyor, crossplay'i, çarpaz platformu açık tutman gerekiyor. Arkadaşlarınızla oynarken de bu bonusları alabiliyorsunuz. Gelelim oynanabilirlik kısmına. İşte arkadaşlar, jeneratör hızını arttırmışlar. Artık çok da hızlı olmayacak. Normalde 80 saniyede tamamlıyordu bir kurban jeneratörü. Artık bir kurban arkadaşlar 90 saniyede tamamlayacak. 10 saniye bir arttırma olmuşlar. Ve değiştirmişler. Mesela yoz müdahaleyi, çanak çömlek patlamasını, acı kancası gibi ya da hexturing gibi şeyleri, meta avantajları değiştirmişler. İkinci olarak diyor, bir jeneratörü tekmelemek arkadaşlar toplam ilerlemesini %2,5 kadar geriletiyor. Çok ilerlemiş bir jeneratöre vurmak artık anlamlı olacak. Eskiden biliyorsunuz %90 üzerine gelen bir jeneratöre vursanız bile çok etkilemiyordu. Artık etkileyecek. Çok ilerlemişse %2,5 az değil. Ve bunu ek olarak arkadaşlar şöyle bir şey yapmışlar. Mesela bu neyde işe yarayacak? Jeneratörleri tutamıyorsun. Kurban tamir ediyor ya jeneratörleri.
Tekmeliyorsun, orada hemen bir tane fırlama oluyor. Hemen değiyor tekrar jeneratör gerilemesi durması için. Şimdi mesela tekrar dokunursa, çeyizliğe bile olsa, mesela bazen güzel bir spotta oluyor ya. Ona dokunsa bile sen tekrar vuracaksın ona. Toplam ilerlemesinin tekrar %2.5'unu gerileyeceği için jeneratörü. Bunu yapamayacak. Yani arda arda dokunamayacak jeneratöre. Tutabilecek. Daha rahat bir ele alacak katil jeneratörü. Bu da gayet güzel olmuş bak. Bu buff çok iyi olmuş. Biraz daha jeneratör hızını değiştirmeleri. 10 saniye çok büyük bir şey değil gibi gözüküyor. Bunu bu güncelleme gelip oyunu test edince anlayacağız. Yani şu an aslında okuduğunuz her şey güzel gibi gözüküyor. Bazıları da kötü gibi gözüküyor. Ama bunu oynayarak tecrübe etmemiz gerekiyor. Bu gayet güzel olmuş bu olaylar. Şimdi gelelim arkadaşlar katilin değişikliklerine. Neler oldu biliyor musunuz? Artık diyor kırılabilir duvarları ve paletleri daha hızlı kırıyor katil. Normalde bir paleti ya da kırılabilir duvarı kırmak 2.34 saniye, 2.6 saniyeydi özür dilerim. 2.34'e düşüyor diyor. Jeneratörler de aynı şekilde %10 daha hızlı tekmeleniyor öncekine göre. Şimdi diyor 1.8 saniye 2 saniyeydi. Gerçekten böyle farklar küçük gibi gözükse de bayağı etkisi olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde başarılı bir basit saldırıda M1'den bahsediyor. Yani normal vuruşumuz da arkadaşlar 3 saniye sürüyordu toparlanmak. Şimdi artık 2.7 saniye sürecek. Gayet güzel. Biliyorsunuz hasar verdiğinizde kurban bir boost alıyor. Hız alıyor ya sizden arayı açması için, uzaklaşması için. Bunun içinde ne kullanıyorduk? Tabii ki bu yüzden en güzeli en sona. En güzeli en sonayla birlikte daha da güzel olacağını düşünüyorum. Aslında bu biraz en güzel en sona gelen buff gibi olabilir. Denememiz lazım. Kurbana vuruyorsunuz. Kurban normalde 2 saniye hız alıyor ya. Bunu da 1.8'e düşürüyorlar. Yani 0.2 saniyelik bir azalış var kurbanın boostunda. Güzel olmuş arkadaşlar. Bu bayağı iyi. Bir de kanırsında değişiklikler var. Biliyorsunuz bir kurbanı belli bir süre kovaladığınızda kanırsı veriyor size. Kanırsı da sizin hızınızı arttırıyor. Seviye 1-2-3 olarak gidiyor. 15 saniye chase'e giriyorsunuz, kovalamacaya giriyorsunuz. Eğer yakalayamazsanız, 15 saniye boyunca bir hit vuramazsanız, bazen çok güçlü looplar oluyor çünkü. 15 saniyede alıyorsunuz ilk kanısını. İkincisini 30'da alıyordunuz, üçüncüsünü 45'de alıyordunuz. Zaten 3 kanırsı aldıysan oyun bitiyordu yani. Direkt kaybedersin. O da ayrı bir konu. Artık arkadaşlar ikinci kanırsını 25, üçüncü kanırsını 35 saniyede alıyor. Yani 5 saniye bir arada fark var. Bu da gerçekten güzel fark. Yani hızlı bir şekilde yakalayabileceğiz kurbanları. Kanırsı 2 tabi yine riskli. 2'ye geldi mi bir kurbanı kanırsı 2'ye kovalıyorsan genelde maçı kaybediyorsun. Bu da ayrı bir olay. Güzel, bu şekilde kanırsını düzeltmişler arkadaşlar. Biraz daha bufflamışlar. Kemp ve tünel. Kemp ve tünelci teyzeler için bir şeyler düşünmüşler. Biliyorsunuz kurbanların sayılı gün, can havli ve kum torbası gibi önemli hayati avantajları vardı tünel ve kemp için. Yani normal oyun için ama tünel ve camperlar için de gerçekten güzel bu avantajlar. Burada arkadaşlar bazı değişiklikler var. Artık kancadan kurtulan kurban 5 saniye boyunca dayanıklı etkisi alıyor ki sayılı gün almana gerek yok. Artık sayılı günsüz bir kurbanı kurtardığınızda 5 saniye boyunca hiçbir şekilde düşüremiyor. Yani vurduğunda derin yara açıyor. Tekrar vurması gerekiyor. Ve buna ek olarak arkadaşlar kurban %7 hız etkisi alıyor 5 saniye boyunca. Alıyorum 5 saniye. Dayanıklılık %7 de hız alıyor. Bu da kurbanı işte palete atar diyor. Pencere atar diyor ya da diğer kurbanlar tünelci teyzeyse ya da kempçi teyzeyse kurbanlar önüne geçip arkadaşlarını koruyabilir diyor. Gayet güzel düşünülmüş. Tabii ki bazı göze çarpan olayları yapmaması gerekiyor diyor kurbanın. Bazı eylemleri yapmaman gerekiyor diyor. Aynı canavle mesela nasıl jeneratör deyince gidiyordu ya. Tıpkı jeneratör tahmin ederse kendini ya da diğerlerini iyileştirirse, totemi temizlerse ya da kutsarsa, sabotaj yaparsa kancaya, başka birisini kancadan kurtarırsa, ek olarak bu yoktu. Çıkış kapısını açarsa arkadaşlar bu göze çarpan olay kategorisine girdiği için aldığı hız ve dayanıklık gidiyor. Bunu yaparak diyor perkleri, perk loadout'larını yani kurbanların kullandığı avantajları tünel ve kempe değil de farklı şeylerde kullanabilecek artık kurbanlar diyor. Yani artık sayılı gün almana gerek yok diyor. Muazzam bir şey bence. Bir perk slotu fazladan olmasının gerçekten büyük etkisi olur kurbanlara. Meta perk değişiklikleri. Burada arkadaşlar bir tablo vermişler gördüğünüz gibi. Kullanılan avantajlar, yapılan maçlar. İşte en fazla tabii ki hangi avantaj? Kum torbası, borrow time. Self carry de alan varmış hala bayağı. Bu şaşırttı beni. Hala son zamanlarda da. İşte spine chill, ürperti, demirade. Bütün meta avantajları görüyorsunuz. En fazla kum torbası.
Bunları arkadaşlar artık değiştiriyoruz diyor. En fazla kullanılan avantajlar nerf yedi. İlk önce katillerden başlayalım. Artık barbekü ençili yani mangalı piknik %75 oranında kesmişler arkadaşlar. Kan puanı artık neredeyse alınmayacak bu avantajdan. Bu avantajın asıl amacı diyor, biz yaparken bu avantajı katil kurbanı asınca bütün aurasını kurban, uzaktaki kurbanların, biliyorsunuz sizi 40 metre mesafedeki kurbanların haresini görüyordunuz. Asıl mantığı bu diyor. Ama diyor bu amacından çıktı diyor. Herkes bunu kan puanı için alıyor diyor. Biz bunu istemiyoruz diyor. O yüzden kan puanını kaldırdık. Kurbanlar sadece kurbanları görsün katil diyor. Bu direkt silindi arkadaşlar. Zaten yüksek ranklarda, ileri seviyelerde artık yeni başlayanlar da gerçi ileri seviye fark etmiyor. Dolaba giriyorlar. Dolaba girince bunu göremez. Yani açık söyleyeyim, ben bile bunu sadece kan puanı için kullanıyordum. Yani bakmıyordum bile, unutuyordum. Zaten çoğu zaman gözükmüyor. Dodge'luyorlar. Hemen dolaba giriyorlar ve göremiyorsun. Çiziyi at üstüne mangalı piknik. Ha, yine kullanılır. Ama dediğim gibi şahsen ben kullanmam. Çünkü ben bunu kan puanı için kullanıyordum. Ama yine kullanılır. Dolaba girmezsen, çünkü büyük cezalandırıyorsun kurbanı. Güzel bir avantaj aslında dolaba girmediği sürece. İkinci nerflenen avantajımız Hex yıkım arkadaşlar. Bu eskiden bir tane Efsun totemimiz oluyor. O totemi yıkmadıkları sürece bu avantaj aktif. Eskiden ilk seviyede 100, %100, ikinci seviyede %150, üçüncü seviyede %200 oranında geriliyordu arkadaşlar jeneratör. Biliyorsunuz. Bu artık %50, %75, %100. Yani üçüncü seviyesinde %100 gerilecek. %100 hızda. Kimse jeneratörü tamir etmiyorken. Zaten meta değildi aslında. Hani bu 2-3 sene önce 2019'dan 2020'ye kadar falan, 2018-2020 arası gerçekten metaydı. Çok güçlüydü. Ama artık oyunun eski olmasıyla birlikte, haritaların eski olmasıyla birlikte eski bir oyun ve artık biliyor yani kurbanlar hangi totem nerede spawn oluyor. Hemen öğreniyorlar, hemen kırıyorlar. Açıkçası zaten kullanışlı bir avantaj değil. Yani ölümsüz bile kurtaramıyordum bunu, hatırlıyorsunuz. Ölümsüz alınca ilk önce ölümsüz yıkılıyor, sonra yıkımı buluyorlar da ikisini aynı anda patlatıyorlardı. Bunu da üstün çiz. Tamamen tarih oldu. Hiç kullanmayacağım avantajlar oldu ikisi de. Tabii ki deneyeceğim ama büyük ihtimalle çöp oldu. Çanak çömlek patlaması arkadaşlar, biliyorsunuz toplam ilerlemesinde eskiden %25'ini geriletiyordu. Şimdi artık normal bile depiklesen jeneratörü toplam ilerlemesinde %2.5'unu geriletiyor ya. Diyorlar ki bu artık arkadaşlar %20 geriletecek jeneratörü. Artık vuruyorsunuz jeneratöre, %20 o an jeneratörün ilerlemesinden kesiyor. Yani bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Çok ilerlemiş bir jeneratörün hayatını söndürüyor yine. Ama az ilerlemiş bir jeneratöre dokunmuyor. Pek etkilemiyor. Yani fena değil. Hala gayet geçerli, kullanılabilir bir avantaj olmuş. Düşük şeyleri, özellikle %70, %80'in üzerindeki jeneratörleri gayet söndürecek güzel bir avantaj. Yoz müdahale aslında bir buff bekliyordum ben. Ama daha çok nerf olmuş yoz müdahale. Biliyorsunuz yoz müdahale rastgele jeneratörleri kapatıyor oyunda, 4 tane size en uzak jeneratörleri. Ama şöyle bir şey, bazen öyle bir jeneratörler spawn oluyor ki kurbanlar da yanında spawn oluyor. Bir tanesinin yanında, bir tanesi kapalıyken tam paralelinde çok böyle kısa bir menzildeki diğer jeneratör açık oluyor. Bu gerçekten büyük problem. Yani Genrush'ı yine önüne geçemiyorsun. Kurbanlar doğar doğmaz oturuyor. Ama her zaman değil, ama çoğu zaman oluyor bu. Yani çoğu zaman aslında yoz müdahale RNG bir avantaj. Her zaman işe yaradığı söylenemez. Bir kurbanı can çekiş hale getirdiğinde, yani yere düştüğünde arkadaşlar, yoz müdahale direkt açılıyor. Kurban düştüğü anda. Kapatmıyor yani 90 saniye. Böyle bir nerf yapmışlar yoz müdahaleye. Tinker arkadaşlar artık her bir jeneratör için bir defa çalışacak. Biliyorsunuz %70'e geldiğinde ötüyordu. Sürekli ötüyordu. Kısa bir süreliğine sizi tespit edilemez durumu yapıyordu. Kalp atışı ve iziniz yoktu, biliyorsunuz. Artık bir jeneratör için bir kere patlayacak ama süresini yükseltmişler. Katilin artık ekstra daha fazla süresi olacak diyor. Güzel. Yani hala kullanılabilir. Zaten bir kere o yandığı zaman ikinci, üçüncü de görsen her türlü eritiyorlar onu. Tinker zaten fazla kullanmıyordum açıkçası. Deneyeceğiz, bunu da deneyeceğiz. Hex No One Escapes Death ya da kısa hallediyor Noet. Noet'te nasıl bir değişiklik oldu? Artık Noet'te arkadaşlar totemin haresini 4 metre yakınına gelirlerse görecekler. Efsun oyuncakta mesela nasıl totemin haresini görüyorsun? O şekilde sesinin yanında, zaten sesinden anlaşılıyor. 4 metre yakına gelince sesini de duymuş oluyorsun. Şöyle bir şey var. 30 saniye sonra bulamazlarsa kurbanlar Noet'i, 24
metre yakında gelmeleri yetiyor totemi görmeleri için. Gerçekten büyük bir nerf olmuş. Açık söyleyeyim size, zaten Noid'i çok hızlı buluyorlar. Yani Noid patladığı anda benim çoğu zaman Noid'im 30-40 saniye içinde kırılıyor. O kadar süren var zaten. Düşürebildiğin kadar düşürmek zorundasın. Noid en güzel tuzakçı koruyor. Tuzağı atacaksın, koruyacak. Böyle Noid'e böyle bir nerf gelmiş. Aslında iyi olmuş. Oyuna yeni başlayanlar genelde hani totemlerin falan nerede spawn olduğunu bilmiyorlar ya. Kaçmak da çok zor ona. Çünkü yeni başlayanlar, katiller de Noid'i sürekli alıyor. Noid zaten güçlü bir avantaj. Totemleri kırmadıkları sürece tabii ki. Çoğu zaman da zaten kırmıyorlar totemleri. Hızlı bir şekilde can yaptıkları için çoğu zaman çalışıyor. Aslında oyuna yeni başlayanlar için gayet iyi olmuş. Ve Scourge Hook arkadaşlar, acı kancası. Hatırlıyorsunuz bunu cezalı kancaya astığınız zaman kurbanlar çığlık atarak yerlerini belli ediyordu ve jeneratörü patlatıyordu. Böylelikle ölüm düğmesi de şak kapatıyordu, hatırlıyorsunuz. Artık arkadaşlar kurbanlar bağırmayacak, çığlık atmayacak. Jeneratörü yapmaya devam edecekler. Jeneratör patlayacak ama sadece çığlık atmayacaklar. Böylelikle ölüm düğmesi, acı kancası nerf'ü de geldi. Geçmiş olsun. Ama merak etmeyin, nerflendi ama bufflanan avantajlar da var, onlara geleceğiz. Şimdi gelelim kurbanların kısmına. Survivor'ların meta avantajları. Kum torbası. Arkadaşlar win torbası dedik, hayvan gibi dedik. Perkleri anlatırken, perk tanıtımı yaparken, videolara başlarken övdüm, sonunda nazarımı değdirdim. Artık kum torbası sizi ileri atmıyor. Yani E tuşu artık win tuşu değil. Kum torbası çöp torbasına dönüştü arkadaşlar. Artık tuşa bastığınızda size 1 saniye boyunca, sadece 1 saniye süreniz var, dayanıklık etkisi verecek. Yani katil vurduğunuzda yaralısınız ya, vuruyor size, derin yara durumuna sokuyor. 1 saniye çok az bir kere, bunu bir kenara koyalım. Ve sizi ileri atmaması, bir hamle ileri atmaması, sizi pencereye yetiştirmemesi, sizi palete yetiştirmemesi gerçekten büyük sorun. Çıkışlarda özellikle kapı önlerine atılan kum torbaları. Acaba tarih mi olacak? Yine bunu geldiğinde göreceğiz. Şu an her şey için çok erken konuşmak için. Oyuna gelince test etmemiz gerekiyor. Ama geçmiş olsun gibi. Çok büyük bir özellikli çünkü. Çok güçlü bir özellikli. Size her şey, yani palete bile sıkışsan kum torbasına basıyordun. Vuramıyordu kurban sana, katil sana ve paletten kayıyordun. Yani muazzam bir avantajdı. Meta avantaj. Kurbanı kurban yapan avantaj. Bakalım neler olacak. Ben de merak ediyorum kum torbası. Can havli arkadaşlar. Can havlinde de değişiklikler var. Can havli artık jeneratörler tamir edilince, yani kapılara elektrik gittiği anda devre dışı kalıyor arkadaşlar. Yani oyun sonu, düştüğünüzde tünellendiniz. Bunu bir cebe koyun kesin. Tünelci teyzeler online. Ve 5 saniyeden 3 saniyeye düşüyor arkadaşlar can havlinin sersemletme süresi. Bu da kötü olmuş. 3 saniye. Ciddi fark var. 2 saniye büyük bir fark. Ve arkadaşlar Decisive Strike tabii ki canavli göze çarpan bir eylem yaptığınızda, işte totem temizlediğinizde vesaire, jeneratör falan değdiğinizde yine iptal oluyor. Ama şöyle bir şey, zaten hız ve dayanıklık etkisi var ya sizde, adamlar sayılı gün almasa bile. Yani yine bilmiyorum nasıl olur. Tabii yine kullanışlı olacak ama oyun sonu biraz sıkıntı. Oyun sonu katil bir tane kill alacak gibi duruyor. Eğer organize bir şekilde alamazlarsa. Decisive de bu şekilde nerflendi. Oyun sonu artık kullanamayacaksınız Decisive. Gelelim sayılı güne. Şimdi zaten ben kurbanı alıyorum kancadan. 5 saniye boyunca dayanık etkisi alıyor. Niye sayılı gün alayım ki? Ne gerek var diye düşünecek olursanız arkadaşlar, sayılı günü de aynı şekilde 10 saniye boyunca ekstra 10 saniye veriyor size sayılı gün. Dayanık etkisi kurbana, yani kurtardığınız kurbana. Ve yürüme hızı veriyor arkadaşlar. Hareket hızı. Bu da kötü değil. Yani sayılı gün hala alınabilir. Hala kullanılır. Bunu da deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. 10 saniye de az değil. Eğer stack oluyorsa 5 saniye, 15 saniye boyunca mesela bekliyordu ya, sayıyordu ya katil sayılı günü. 1, 2, 3, 4. Eskiden hatırlıyorsun 8 saniyeydi galiba. Artık yani saysa 15 saniyeye kadar, 15 saniye sonra size vurmaya kalksa, ayrıca size bir hız verdiği için, kancadan kurtulduğunuzda ve bununla da bir hız alacağınız için bayağı bir hızlı gideceksiniz. Size body block atarlarsa da cidden kaçırır yani. 15 saniye haritanın bir ucundan bir ucuna koşarsın. Sayılı günde de böyle bir şey yapmışlar. Demir irade kullananlar seri yüzüğün arkadaşlar. Artık demir irade tamamen sessiz yapmıyor. %25 ilk seviyesi, %50 tier 2'si, %75 tier 3'ü.
%25 bir nerf var burada. Ses çıkaracaksınız arkadaşlar artık. Yaralıyken hiçbir şekilde böyle sessiz bir ninja bir olay bitti yani. Ve artık diyor ki tükenmiş bir durumdaysan, yani kum torbanı, özür dilerim, kum torbasında örfle olacak. Mesela 4 ayak üzerine attıysan, kıvrak kullandıysan gibi ani depar kullandıysan etkilemeyecek artık. Yani tükenmiş durumdayken hiç çalışmayacak yani Demirel'de. %75 değil, 0. Büyük nerf olmuş. Güçlü gerçekten ya. Bu neden yaptılar biliyor musunuz? Yüksek seviyede oynayanlar Demir İrade çok kolay mind game atlatabiliyor katili. Çok güçlü bir avantaj. Katil sesi takip edemediği için güzel akıl oyunları yapıp katile çok vakit kaybettiriyorlar. Çok güçlü bir avantaj. Gayet güzel olmuş. Kurbanlar açısından kötü ama ben açıkçası neredeyse hiç kullanmıyordum Demir İrade'yi. Özellikle Spirit Main'ler bu habere sevindi. Güzel. Diğer nerflerin avantaj kişisel bakım. Biliyorsunuz bu %50 daha yavaş iyileştiriyordunuz kendinizi. İlk yardım çantası olmadan sizi iyileştirmenizi sağlıyordu kendinizi. Bu artık arkadaşlar ilk seviyede %25, %30, %35. %35 hızında iyileştiriyorsunuz kendinizi. Gerçekten çok uzun sürer ya. 2 gün sürüyordu. 3,5 gün falan sürecek artık yani self-care. Zaten self-care hani orada bakmışlar da meta kullanılan avantajlara. Artık boon geldikten sonra, efsun totemler geldikten sonra aslında kişisel bakım alanı yok. Yani bu tamamen tarih olacak gibi bir şey. Kullanılmaz. Ve gelelim ürpertiye. Arkadaşlar biliyorsunuz katil size doğru geldiğinde özellikle bazı katiller var ki çok kötü counterlıyor. Eğilerek gelen domuz, umacı, Michael Myers, Ghostface böyle sinsi bir şekilde yaklaşan katillere gerçekten canını okuyan bir avantaj. Bir katili ancak bu kadar dövebilir. Spine Chill'de ürpertte biliyorsunuz katil size geldiği anda yanıyordu. O jeneratörden kalkıp gidiyordunuz. Biliyorsunuz bu size bir hız veriyordu. %8 oranında bir hız mıydı? %6 idi galiba. %6 olması lazım evet. %6 jeneratör tamir hızı, pencereden atlama hızı gibi bir bazı hızlar veriyordu size. Artık bu vermiyor arkadaşlar. Bunu vermiyor. Artık Vault Build'in elveda deyin yani. Direnç ve ürperti alıp %15 hızla atlıyorduk ya, paletlerden kayıyorduk, pencereden atlıyorduk. Çok da eğlenceli oluyordu. Ama kurban çok güçlü yapıyordu. Katili yakalayamıyordu neredeyse ama artık bu da bitti. Son Vault Void'lerinizi yapın yani. Ürpertiden hızı kaldırdılar. Gelelim arkadaşlar meta olmayan avantajların değişikliklerine. Şimdi meta avantajlar nerflendi zaten gördüğünüz gibi. Burada büyük darbe var. Hani katil açısından değil de kurbanlara gerçekten büyük darbe var. Canavli, Demir İrade ve Kum Torbası çok büyük nerf oldu kurbanlara. Şu an katiller biraz önde gibi gözüküyor. Meta avantajlar. Artık adamlar diyor ki artık yeter diyor ya. Farklı şeyler de kullanın diyor. Farklı şeyler görelim diyor. Ama oyun buna müsaade etmiyor. Çünkü farklı bir şey koyduğun zaman oyun bitiyor. Mesela meta katil sadece karakterini değiştirebilir. Yani avantaj dizimini değiştirdiğinde kaybediyor. Yani oyun zorluyor buna. Bakalım neler olacak. Katil değişiklikleri. Overcharge. Biliyorsunuz arkadaşlar doktorun avantajı. Vurduğunuzda hızı %100 bir şekilde geri sarıyordu. Jenitör zor bir beceri denemesiyle karşılaşıyordu kurban jeneratör değdiği anda arkadaşlar. Küçük bir skill check geliyordu, patlıyordu. Bu artık arkadaşlar %100'den %400'e arttırmışlar. Yani %400 hızında geriliyor artık jeneratör. Ama zor tabii o beceri denemesini tutturmak. Çok güzel olmuş bu buff. %100'den %400 olması. O jeneratöre dokunmazlarsa hayatı söndü jeneratörün. Gelelim diğer avantaja. Nemesis'in avantajı. Bunu hatırlıyorsunuz. Bu arkadaşlar artık jeneratörü tekmeliyorsunuz. Birisine vurduğunuzda mesela 3 tane farklı jeneratöre vurdunuz. Vuruyorsunuz jeneratöre adama. Adam can çekişme durumuna girdiğinde o jeneratörlerin hepsi patlıyor bir anda. Gerilim dalgalanması gibi düşünün. Ama dehşet alanınızda olması bile, haritanın en ucunda olsa bile patlıyor. Gerilemesi %10 düşüyor. Bunu arttırmışlar galiba. Ve kurbanları aciz duruma sokuyor. 25 saniye son tier 3'ünde. Güzel avantaj. Yeni meta zaten bunlar belli. Aciz durumda ne oluyor arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Aciz durumdaki bir kurban başkasını kancadan kurtaramıyor. Sabotaj yapamıyor. Bir eşya kullanamıyor. Jeneratör tamir edemiyor. 25 saniye güzel süre. Gerçekten güzel süre. Ölüm düğmesi gibi olduğunu düşünün. İşe yarar. Kullanılır. Patlaması ve kurbanları 25 saniye aciz duruma sokması çok iyi. Ve knockout. Bunu çok eski bir avantaj. 2018'de metaydı. 2019'da falan metaydı. Güzeldi. Arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kurbanı yere düşürdüğünüzde körlük durum etkisine giriyordu galiba. Tam avantajı hatırlayamadım. O kadar artık uzun süredir kullanmıyoruz. Survivor'lar, kurbanlar %50 daha yavaş sürünecek 15 saniye boyunca ki böylece uzaklaşmayacaklar.
Ve kendilerinin toparlama süreleri %25 kısalacak artık. Yani %25 daha uzun sürecek. Kendilerini toparlamaları. Özür dilerim, kısalacak dedim. Hem yavaş sürünecekler hem de yavaş toparlayacaklar. Tabii ki yavaş sürmeleri 15 saniye sürecek. Güzel. Fena değil ama yine kullanıcı pek kullanacağını sanmıyorum. Palyaçonun avantajı biliyorsunuz. Palyaçonun dehşet alanına girdiğinizde tam oranını hatırlayamıyorum ama %50 civarında olması gerekiyor. Kendilerini yavaş iyileştiriyorlardı. Artık skill check geldiğinde daha %50 daha hızlı gelecek. Kara bağlılık avantajını hatırlıyorsunuz. Takıntılıya vurduğunuzda arkadaşlar roller değişiyor. Takıntılı katil, katil ise takıntılı oluyor. Yani takıntılı vuruyorsunuz, uzaklaşıyor sizden, dehşet alanına geçiyor artık. Siz görünmezsiniz. O arkadaşların yanına giderse katil geldi zannediyor. Siz de sessiz sinsi bir şekilde yaklaşıyordunuz. Artık arkadaşlar şöyle bir değişiklik yapmışlar. Karabağlı. Bunu vurmak için normal basit saldırınızı yapmanız gerekiyordu. Mesela Leatherface ile oynuyorsunuz. Testereyle mesela düşürdüğünde saymıyor. İlla M1 yapacaksın. Artık takıntılı bir sağlık aşaması kaybettiğinde, yani demo olarak mesela üstüne de atladığında ya da Huntress'la balta da fırlattığında direkt Dark Devotion devreye giriyor. Görünmez yapıyor size. Katil artık kurban oluyor. Güzel olmuş bu. Sadece özel saldırılarla da çalışması gayet iyi. Gerilim dalgalanması, eski adı, yeni adı enerji ya da yeni adı enerji, eski adı mı gerilim dalgalanmasıydı? Öyle bir şeydi. Hatırladınız arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Kurbanı yere düşürdüğünüzde jeneratör patlatıyordu. Belli bir gerilemeye uğruyordu jeneratör. Ama bekleme süresi koyuyordu bunu. 15-20 saniyede bir tetikleniyordu. Arda arda tetiklenmiyordu. Artık şöyle bir şey. Vurdunuz arkadaşlar, patlıyor. Yanda mesela yaralı bir adam var. Yine vuruyorsunuz, yine patlatıyorsunuz jeneratörü. Gayet güzel. Meta olabilir. Artık katiller bunu kullanabilir. Gayet güzel olmuş. Cidden hayatını söndürür yani. Hem jeneratöre gidip tekme atmak için ekstra süre kaybetmiyorsun. Hem de ardı ardına patlaması iş yapar. Bunu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Nemesis'in avantajı aura okumayı, hale okumayı seviyorsun. Ha diyor, yine senin için bir şey getirdik. Ekstra artık arkadaşlar 2 saniye aura, yani hale okumaların süresini arttırıyor. All aura reading effects. Yani mangalını da arttırıyor 2 saniye. Bütün mesela Ghostface'in bir avantajı var ya, hatırlayamadım adını. Pencereden falan hızlı geçiş ya da Python hızlı geçiş yapınca kurbanın ailesini görüyorsun. O gibi bütün hale okuduğun avantajları süresini 2 saniye arttırıyor. Slot kaplar mı? Denemek lazım. Aynı şekilde arkadaşlar Gift of Pain, ceza kancası. Bu sanırım çivi kafanın avantajıydı. Evet, zincirlerden de anlaşılacağımız gibi. Bu artık %10, %13, %16. Bu avantajda kurbanı iyileştiriyorlar. Daha yavaş işte yapıyorlar mesela. Jeneratörleri vesaire. Bu da kullanılır. Bunun eskiden yüzde kaç veriyordu onu bilmiyordum ama hızı arttırmaları güzel yani. %16 az değil gerçekten. Ecel korkusuna da bir buff var. Biliyorsunuz. Herkes yaralandı %20 idi arkadaşlar. %20 daha yavaştı tüm eylemleri. Artık %22. Daha yavaş yapacaklar. %2'lik bir şey var. Ve Scourge Hook Monster Shrine arkadaşlar. Bu kimindi ya bu? Sahibi var mıydı? Ya da tuzakçının mıydı? Tam hatırlamıyorum. Artık bu avantaj kurbanı kurbanı mahzene götürdüğünüzde arkadaşlar entity daha hızlı, yani ilerleme daha hızlı oluyordu. Kancaya götürmeniz gerekiyordu ama sadece. Bunu artık şöyle yapmışlar. Artık diyor ki kancadaki mahzendeki bütün kancalar ceza kancası artık. Eğer ceza kancalı bir avantaj aldıysan ceza kancasına dönüşüyor. %20 daha hızlı giriyor entity'ye. Entity yani faza %20 daha hızlı girecek ama diyor katil kemplememesi lazım. Yani 24 metre etrafta mesafede olmaması lazım diyor katilin. Çok daha hızlı giriyorlar. Ve mahzendeki kancaların ceza kancasına dönüşmesi güzel. Kullanılır mı bilmiyorum. Denemek lazım. Gelelim şimdi kurbanların avantajlarına. Sakin ruh. Bunu biliyorsunuz. Kancaya asıldığınızda ses çıkarmıyorsunuz. Doktor şok attığında sadece hareniz çıkıyor. Bağırmıyorsunuz. Çivil tabutta girdiğinizde hiçbir şekilde bağırma yok. Artık sandıkları açarken, totemleri temizlerken ve totemleri kutsarken hiç ses çıkarmıyorsunuz. Gayet güzel aslında. Çok sinsi bir şekilde yapıyorsunuz bunları. Ama %30 daha yavaş yapıyorsunuz. Böyle bir debuff eklemişler.
daha yavaşsınız ama en azından sessizsiniz. Yani bazen iş yapıyor gerçekten. Mesela mahzene giriyorsun. Katil mahzenin orada. Sandığı karıştırırken tak duyuyor seni. Ya da tam totemi sileceksin. Şık şık ses çıkıyor böyle kemik sesi. Katil. Mesela anlayamaz. Anladın mı? Silmeye devam edersin. Ses gelmedi mi? Aa diyor, bazen taşın arkasında mesela totem. Aa diyor, kimse yok. Geri dönebiliyor. Seslere gayet güzel bir buff olmuş. İkinci avantajımız, buff yan avantaj, sabotajcı teyze arkadaşlar artık. Kurbanlar, eğer katilin acı ceza kancası varsa ceza kancalarının halelerini direkt bir şekilde görebiliyorlar, sarı bir şekilde, ki oraya gidiyorlar. Güzel buff olmuş, sabotajcı teyzeler sevindi. Hızlı bir şekilde gidecek ve ceza kancasını sabotajlayacak artık kurbanlar. Botanik, bu çok güzel olmuş bu buff. Botanik arkadaşlar artık iyileştirme hızını %11, 22, 33'tü. Artık %30, %40, %50. Aman Allah'ım. Hızlı bir şekilde. Medkit bir alıyorsun. Hop 2 saniyede iyileştiriyorsun kendini. Çok güzel. Yeni meta avantajlardan bir tanesi olabilir. Kayıtlara girmesin. Bunu eskiden yani hiç kullanılmıyordu. Bu ne yapıyordu bu? Jeneratör tamir ediyordun galiba. Dolaba giriyordun. Sonra dolaba girdikten belli bir süre sonra o jeneratör patlıyordu. Sanki o jeneratör tamir eden birisi varmış gibi. Böylelikle katili şaşırtıyordun. Ama artık diyor ki kancadan aldığında dayanıklılık durum etkisi oluyor üzerinde. 80 saniye diyor. Kullanılabilir ya, değişik boyutlar yapılabilir bununla. Mesela düşünsene, oyun sonu kurtarıyorlar seni. 80 saniye dayanıklılık durum etkisindesin. Hani katil 15'e kadar bile saysa, anladın mı? 80 saniye var. Yıkılma. Cüneyt Arkın boyunda. Farklı şeyler yapılabilir. Bunu tamamen değiştirmişler. Şansım güldü. Bunu biliyorsunuz. Yaralandığınızda arkadaşlar ses çıkarmıyordunuz. Kan izi bırakmıyordunuz. Bu artık başka kurbanı iyileştirince biraz süresini arttırmışlar. 1 saniye arttırıyor diyor. Birisini iyileştirince. Bunu toplamda 30 saniye mi ne kullanabiliyorduk? Biraz daha süresi artacak. Fena değil bu da. Eczacı avantajı. Quentin'in çok kullanılmayan bir avantajı. Bunu biliyorsunuz. Açtığınız ilk sandıktan ilk yardım çantası buluyordunuz. Ama artık diyor ki yaralandığınızda bulabilirsiniz. Yani eczacı avantajı yaralandığınız zaman aktif olacak. Açacaksınız sandığı ve tak medkit alacaksınız bir defaya mahsus. Eğer siz yaralanmadan alırsanız medkit bulamayacaksınız. Güzel olmuş, daha mantıklı olmuş. Ve solo kurbanları da düşmüşler arkadaşlar artık tek başına. Herkes çünkü arkadaşıyla oynamıyor. Solo giren de çok fazla oyuna var. Bu arkadaşlar artık oyunda tek başınıza kaldığınızda jeneratör tamir hızınız %75 artıyor. Ve çıkış kapıları ve kapağı açmak %50 hızlanıyor. Bu çok iyi. Mesela oyunda tek kaldın. Kapıların arası mesafesi var. Çok güzel. %50 hızlı açmak direkt sizi kaçırır oradan. Tek başınıza kaldığınızda %50 çok büyük. Çok aşırı eğlenceli olabilir. Ama oyuna son kalan kişi siz olmanız gerekiyor. Denenebilir. Distortion, bunu hatırlıyorsunuz. Bu oyunda 3 nişanla başlıyorsunuz. Katil astı. Katilde mangal ve piknik var. Astı senin haleni gördü. Hemen distortion jeton otomatik harcanıyor. Nişan. Kayboluyorsunuz arkadaşlar. Haleni göremiyor. Çiziklerini falan göremiyor. İzini. Bu artık tabii bunu 3 defa kullanabiliyorsunuz. Artık diyor ki nişan toplayabiliyorsun. Nasıl topluyorsun? Katilin dehşet alanında 30 saniye boyunca durduğun sürece bir nişan topluyorsun. Arda arda kullanabiliyorsun. Güzel avantajlar. Fazla kullanılmıyor ama tabii. Meta avantajların yanında eğlenceli oluyor aslında. Jeff'in güzel bir avantajı. Katil göremiyor seni. Eğlenceli. Lightweight, bu tüy siklet arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz, artık daha karmaşık bir şekilde bırakıyor etrafa şeyleri. İzleri daha karışık ve artık 5, 4, 3 saniye daha erken kayboluyor izler. İyice kafa karıştırması farklılaşmış. Yani bundaki değişiklikteki amaç katilin sizi daha zor takip etmesi, izinizi sürmesi. Gerçekten kafa karıştırıcı. Bu avantajı da çok merak ediyorum. Dejavu da arkadaşlar, bu biliyorsunuz jeneratör tamir edince diğer jeneratörün halesini görüyordunuz sanırım bu avantajda. Artık diyor ki yaptığınızda mesela jeneratör tamir ettim, başka jeneratörün halesini gördüm ya, o gördüğüm jeneratörü %5 daha hızlı tamir edeceğim. Speed bonus veriyor. Tamir bonus veriyor. Tabii ki size veriyor. 4 kişiye de vermiyor. Dejavu avantajınız olması gerekiyor. No one left behind. Biz kimseyi yarı yolda bırakmayız kardeş avantajı. Bu da diyor ki, bu hatırlıyorsunuz eskiden kapıları açınca
çalışan bir avantajı var. Kapının açık olması gerekiyordu. Sadece enerji gitmesi yeter. Yani tüm jeneratörlerin olması yeter. %7 movement speed veriyor artık kurbana. Kancadan alınca. Biliyorsunuz %7 de normal veriyor. %14 bir hız oluyor kurbanın. Yani üst üste biner diye düşünüyorum. Güzel. Katil yakalaması çok zor ya. Canavarını çıkardılar ama göreceğiz. Karanlık içgüdü. Burada diyor ki, hatırlıyorsunuz karanlık içgüdü arkadaşlar, bir şeyler falan tekmeleyince katili görüyordunuz ya. Artık yok, özür dilerim, o avantaj farklıydı. Jeneratör tamir edince görüyordunuz. Bunda da yine jeneratör tamir edince görüyorsunuz. Ama size doğru gelirse, yani 24 metre yakınınızda size doğru gelirse görüyorsunuz haresine. Yani 10 saniye boyunca görebiliyorsunuz. Bu 10 saniye değildi sanırım. Süresini uzatmışlar. 10 saniye diye hatırlamıyorum. 10 saniye çok uzun çünkü. Ve mesela çok uzakta ikisi katil görmüyorsunuz. Size doğru yaklaşmıyorsa yani. Size doğru yaklaşıyorsa güzel bir buff olmuş. 10 saniye çok uzun. İş yapıyor bu arada. Çok underrated bir avantaj. Tenacity, bunu da biliyorsunuz. Yavaş sürünüyordunuz arkadaşlar. Artık Tenacity'ye demir irade de eklemişler. Yani Tenacity artı demir irade gibi düşünün. Ses çıkarmıyorsunuz yerdeyken. %75 kısılıyor tabii sesiniz. Yani %25'lik yine bir pay var. Yine hafif bir ses çıkarıyorsunuz. Ayrıca biraz daha etkili olabilir diyor. Kaçarken katilden, uzaklaşırken. Güzel, fena değil. Tenacity. Çok kullanılmıyor zaten. Hala çok kullanacağını sanmıyorum. SVF olursan farklı boyutlarla güzel gidiyor. Umut avantajında ise tüm jeneratörler tamir edildiğinde %7'ydi sanırım. 120 saniye boyunca arkadaşlar %7 hızlı gidiyordu. Artık bunda süre limitini kaldırmışlar. 120 saniye değil. Oyun çıkana kadar, kapıdan çıkana kadar hızlısın. Sadece jeneratörlerin bitmesi yetiyor. Bu kullanılır. Cidden oyun sonu artık katiller nasıl yakalayacak bu kurbanları bilmiyorum. Gayet güzel. Hız sınırının kalkması iyi. Hop avantajı. Bakalım diğer avantajlarla da birikecek mi? Mesela no one left behind da. Adam seni kancadan kurtarınca üstüne de binerse inanılmaz. Bu, hatırlıyorsunuz, yeni gelen avantaj. Hayden'in avantajı. Bir totem temizlediğinizde %6, %7, %8 yaralanmamanız gerekiyor. Jeneratör tamir hızı veriyordu size. Artık arkadaşlar bir efsun totemi temizlerseniz diyor, bu etki iki katına çıkar. Direnciniz de var. İkisini toplayın, ne yapar? %25 hız yapar. Efsun totemi temizlediğinizde. Of. Bir de katilde efsun oyuncak totemi olduğunu düşün. İnanılmaz. Tek başına bir kişinin %25 jeneratör hızı yapması. Yaz kızım, direkt meta avantaj. Çok güçlü olur. Abartı olmuş biraz. Göreceğiz bakalım. Yani katile diyor ki efsun oyuncak avantajını unutun. We are gonna live forever. Başaracağız avantajı. Bunu biliyorsunuz. Yerdeyken bunu da genelde barbekü gibi alıyorlar diyor. Sadece kampanya için alıyorlar diyor. Yerdeki adamı da hızlı iyileştiriyordunuz, hatırlıyorsunuz. Bunu da %75 oranında kısacağız diyor. Keseceğiz diyor. Artık diyor kampanya için almanı istemiyoruz kurbanların. Ek olarak arkadaşlar, bir kere adamı, yerde sürünen bir adamı kaldırdığınızda adama 6-8 eğer 3. seviyesi avantajınız 10 saniye boyunca dayanıklık etkisi veriyor. Aynı ruh muhafızı varmış gibi düşünün. Yani adama ruh muhafızı veriyorsunuz. Ama tabii ki bunu bir kere yapıyorsunuz. Ondan sonra deaktif oluyor. Yani tekrar çalıştıramıyorsunuz. Yoksa çok güçlü olurdu. Bu şekilde değiştirdik diyor. Bakalım diyor neler olacak. Bizi dört gözle bekliyoruz. Değişen avantajlar bu şekilde. Yine video kısa, hani elimden geldiğince kısa anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bayağı da uzadı galiba. Kusura bakmayın, atladığım şeyler umarım yoktur. Her şeyi anlattım. Siz bakalım neler düşünüyorsunuz bu güncelleme hakkında. Beğendiniz mi? Aşırı güçlü ya da şu olmamış ya da bu olmamış dediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Merak ediyorum fikirlerinizi, yazın bakalım. Sizce bu güncelleme katillerin mi yoksa kurbanların mı lane olacak? Düşünceleriniz ne? Çok merak ediyorum. Biraz kurbanlar fazla yaralıyor gibi gözüküyor. Hem jeneratör buff. Aslında 50-50 gibi ya. Denemek lazım arkadaşlar. Şimdi okuyoruz ya burada. O oyuna bir gelsin. Canlı canlı test etmemiz gerekiyor. Çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak. Güzel ama böyle güncelleme, hani metadan çıkarmak güzel bir şey. Tabii ki metadan çıkınca yeni meta olacak. Yani bu metanın önüne illa bir şey meta olacak. Ama mesela metalar böyle uzun sürmemesi güzel. Yani mesela bir metanın 4 sene sürmemesi lazım, anladınız mı? Mesela 2 ay, 3 ay böyle sürekli değişecek. İnsanlar farklı, böyle daha da eğlensin. Bakalım neler olacak. Göreceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Açıkladım size değişiklikleri. Yorumlar kısmına muhakkak yazın düşüncelerinizi. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.